Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz bir proje konusundan ziyade size söylemek istediğim güzel birkaç haberim var. Sizinle paylaşmak istediğim birkaç konu var. Onun için karşınızdayım bugün. Bugün bu hafta ya da bu ay benim için çok önemli oldu arkadaşlar. Şimdi sırasıyla saymak gerekirse öncelikle bugün benim doğum günüm 7 Ekim. Ya büyük bir ihtimalle siz bunu birkaç gün sonra seyredeceksiniz. Yine bu ay Boeing 20'si ve Les Pitlet'in doğum günü. Ve yine bu ay bize şans eseri 10.000 abone sınırına ulaştık arkadaşlar. Yani bugün 9.500'ler civarında filan da büyük bir ihtimalle birkaç güne 10.000 abone olacağız. Yani 10.000 tane genç arkadaş, 10.000 tane hevesli arkadaş hep beraber büyük bir aile olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan birkaç ay önce sanırım Mart veya Nisan gibi filandı 5.000 abonemizi kutlamıştık. O gün benim için, o gün de çok kutlu bir gündü. Ama kanalımız, hepimizin kanalı bu kanal ve Les Pitlet çok hızlı bir şekilde ivmelenerek 10.000 abonelere ulaşmaya başladı. Dolayısıyla bu ay içerisinde bu kadar çok güzel şey üst üste gelince ben de size bir jest yapmak istedim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz videolarda bir mızrak ucu ve mızrak başı yapmıştık. Mızrak başı ve mızrak sapı yapmıştık. Hem Veles Pitlet'in doğum günü hem de 10.000 aboneye özel olarak bu yapmış olduğumuz mızrak başını şöyle mi göstereyim? Hangisi daha net görür bilmiyorum. Mızrak başını şanslı bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum ben. Bir hatıra olarak saklayabilir. Arzu ederse, kullanmak isterse kullanabilir de. Bunu kazanmak için yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Konunun detaylarına birazdan değineceğim. Ancak oraya gelene kadar size söylemek istediğim daha farklı birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar normalde biliyorsunuz Veles Pitlet Ekim itibariyle yeni sezonuna başladı. Ancak ben bu geçtiğimiz günlerde küçük bir trafik kazası geçirdim. Kaburga kemiklerimden birkaç tanesi çatladı. Şu anda ayakta da zor duruyorum. Hatta bu geçen seyrettiğiniz mızrak ucuna eklediğimiz sapı yaptığımız videoda da burada çekmiştim hatırlıyorsanız. O zaman da bayağı canım yanıyordu. Şu anda da bayağı canım yanıyor. Dolayısıyla bu birkaç videoyu artık burada çekmeye çalışacağım. Yani birkaç hafta videolarımız aksayacak. Talihsizlik eseri oldu bu. Umarım sezon boyunca böyle şeylerle tekrar uğraşmayız. Ve güzel güzel yeni projelerle yeni konulara imza atmaya devam ederiz arkadaşlar. Bu sene yine Veles Pitlet'te ağırlıklı olarak doğa sporları ve bisiklet, ondan sonra kendin yap projeleri olmaya devam edecek. Aynı zamanda bu Lady İla ile beraber gerçekleştirdiğimiz adada hayatta kalma konsepti çok dikkat çekti. Çok güzel tepkiler aldık onlardan. Bunun türevleri konusunda da videolar çekmeye devam edeceğiz. Ne olur bilmiyorum. Tabii onu oturup kendisiyle tekrar bir tartışmamız gerekiyor. En uygun neler yapılabilir diye. Bir de bu ara takipçi sayımız artmaya başladıkça çok fazla kanalda küfür içerikli mesajlar gelmeye başladı. Arkadaşlar siz bu küfür içerikli mesajları görmüyorsunuz. Sistem bunları otomatik olarak engelliyor ve o kullanıcıyı tamamen engelleyip tekrar kanalda yorum yapmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bu konuya siz de birazcık dikkat edin arkadaşlar. Yani küfür derken buna ağır argo kelimeler de dahil, yani kısaltma küfürler de dahil olmak üzere. Bu olunca ne oluyor? Yani yorum yapamıyorsunuz. Yaptığınız yorumu sadece siz görebiliyorsunuz. Ama diğer kanal takipçilerimiz o yorumları göremiyor. Her şeyden öte medeniyet gereği zaten küfürü ve argoyu hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar genç arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizin de bu konuda en az benim kadar hassasiyet göstereceğinizi tahmin ediyorum. Zaten eminim ki gösteriyorsunuzdur. Göstermeyen arkadaşlar zaten kendilerini biliyor. Neyse ben lafı fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi çok fazla canım yanıyor benim. Gidip işin açıkçası yaşayıp biraz uyumayı tercih edeceğim şimdi. Gelelim bunun
nasıl kazanabileceğinize. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hayatta kalma konsepti Velospit.net'e çok fazla dikkat çekiyor. Dolayısıyla böyle bir mızrak başına neden ihtiyacınız olduğunu esprili veya ciddi nasıl olursa olsun aşağıdaki yorumlar kısmından yazarsanız bu yorumlar arasından yapacağım, seçeceğim en iyi yoruma bunu hatıra olarak göndereceğim. İster alır vitrinine koyar, ister beline takar. Doğada hayatta kalmak için kullanır. Kendisine bırakıyorum. Güzel bir hediye, güzel bir hatıra olacağını düşünüyorum ben bunun. Bu kanala kendi kanalınız gibi sahip çıktığınız için hepinize ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bu videoları oluşturabiliyorsak, bu içerikleri oluşturabiliyorsak hepsi sizin sayenizde oluyor. Umarım daha güzel videolarla, daha güzel projelerle, daha uzun yıllar daha ne 10.000 aboneler ne 100.000 aboneler göreceğiz. Bu durumdan mutluyum. En azından bir şeyler yapıyorum, bir şeyler paylaşıyorum ve siz de buna destek veriyorsunuz. Sizin istediklerinizi yapıyoruz, sizin istediklerinizi de paylaşıyorum. Neyse söyleyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Hediyemiz bu. Arkadaşlar yapabildiğiniz en iyi yorumu aşağıya yapın. Belki de bu mızrak ucunu siz kazanırsınız. Şimdilik söyleyecek başka bir şey yok. Takipte kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.